Şimdi şöyle, Nevroz günü Lice'de 5 polis memurunun bir çocuğu hukuksuz bir şekilde alıkoyduğunu, Ural dediğimiz zırhlı aracın içerisinde kendisine kötü muamele ve fiziki, özellikle psikolojik şiddet uyguladıkları yönünde kamuoyuna haberler yansıdı. Tabii bu esnada aileden de bize ulaşanlar oldu. Diyarbakır Barosu'nun ve ailen avukatları olarak ilk andan itibaren Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduk. Ve Lice Cumhuriyet Başsavcılığı hemen 5 polis hakkında bir gözaltı kararı verdi ve 5 polis memuru, ikisi Lice'de, üçü de Ankara'da İstanbul'a giderken aslında gözaltına alındı ve ifadelerine başvuruldu. Çıkarıldıkları suç ceza mahkemesi tarafından üçü yaralama suçundan, diğer ikisi ise herhangi kuvvetli suç şüphesi olmadığı için serbest bırakıldı. Tabii bu hukuki süreçlere itirazlarımızı yaptık ama yargının bölgede özellikle bu tür kamu görevlerinin işlediği suçlar konusundaki cezasızlık politikası yıllardır süregelen bildiğimiz bir pratik. Maalesef bu dosyada da gördük, emareleri yine karşımıza çıktı. Özellikle savcılığın işkence suçundan polisleri sevk etmemiş olması. Sadece yaralama ve hürriyeti tahdit suçlarından polisleri tutuklamaya sevk etmesi aslında yine perdelenmek isteyen, görülmek istenmeyen bir kamu görevlerinin işlediği suçu örtme çabasıydı bu. Nitekim suç ceza hakimi ise hürriyeti tahdidi de bir tarafa bırakıp sadece yaralamadan 3 polis memuru hakkında bir tutuklama kararı verdi. Evet, burada çok bariz bir şekilde yine her ne kadar 3 kişi tutuklanmış ise de aslında korunan, yine bizlerin, hak savunucularının talep ettiği şekilde, ki dosyada tipik bir işkence suçu var, fiziki bir müdahale var, ruhen eziyet çekici bir müdahale var. Bunlar yasanın tanımladığı, insanlık onuruyla bağdaşmayan fiiller. Ama savcılık yine işkenceyi görmek istemedi ya da sorgu hakimi görmek istemedi. Sonrasında tabii yapmış olduğumuz itirazlardan iki, hem başsavcının yaptığı itirazda iki serbest bırakılan polis hakkında da aslında Asliye Ceza Mahkemesi bir tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Ama verdikleri halde usule aykırı, hukuka aykırı bir şekilde tutuklamadan vazgeçip yeniden bir sorgu ifadeyle adli kontrol kararı verdi. Bu da hukuk usulü açısından, daha doğrusu ceza usulü açısından kabul edeceğimiz bir karar değil. Nihayetinde siz dosyayı itiraz üzerine incelediniz. İnceledikten sonra tutuklama gerektiğine bir yakalama kararı çıkardıysanız, yeniden ifadeye başvurmak ya da tutuklamadan vazgeçmek doğru bir yöntem değil. Buradan da aklımıza acaba yeniden dışsal bir müdahale mi var? Nitekim serbest bırakılan iki polisten birinin de içe emniyet amiri, yani komiser ve o araçta da asıl yetkili olan ve asıl sorumlu tutulması gereken kişi. Ama dediğim gibi yine birileri maalesef kullanıyor. Yani iki polisin de 5 polisin de ifadeleri, mağdur olan çocuğun ifadeleri de var. Tabii bu tür suçlar işlendiği zaman bütün o işin içerisinde olan polis memurları bir an önce yaptıkları hukukları perdelemek adına kendilerince bir savunma geliştiriyor. Yaptıkları savunmada evet, çocuğun kendilerine taş attığı yönde, Nevroz kutlamasında ateş yaktığında bu nedenle aldıklarını, iyi de bir kimse suç işlemiş olabilir size göre, ki yaptıkları, yani Nevroz etkinliğine katılmak bir suç değil. Eğer birini siz suç şüphesiyle gözaltına alıyorsanız yapmanız gereken şey yasal prosedür işletmek. Yani neyi? İlgili savcılığa bildirmek, gözaltı kararı aldırmak, sonrasında sağlık raporu aldırmak ve ilçe emniyet müdürlüğüne götürmek. Ama siz ne yapıyorsunuz? Aracın içerisinde bu çocuğu gezdiriyorsunuz, aracın içinde darp ediyorsunuz, silah tipçikleriyle yaralıyorsunuz. Sonra elleri ve ayakları bağlı bir şekilde şehir dışında bir yere götürüp bırakıyorsunuz. Şimdi bu işlemlerin tamamı suç. Yani yakaladığınız kişinin işlemiş olduğu bir suç dahi olsa siz hiç kimseye bu muameleleri maruz bırakamazsınız. Yasal anlamda bir suç şüphesinden alınsa bile yasanın öngördüğü şekilde bir resmi usulü işletmeniz lazım. Burada belli, hasmane, aslında kendi kişisel duygularını tatmin eden ve kamu görevi yapmaktan uzak bir anlayışın, zihniyetin olduğunu bize gösteriyor.